Sevgili seyirciler, hep çeşitli vesilelerle Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine, Allahü Teala'nın kullarının faydası için her bakımdan gerek dünyada gerekse ukbada, yani sonsuz ebedi hayatta, ahiret hayatında gerçek manada huzur ve saadete ermeleri için gönderdiği ayet-i kerimelere insanlar büyük bir ekseriyetle maalesef karşı çıkmışlardır. Hissiyatına mağlup olmuştur insanlar. İyi düşünememişlerdir ve peygamberlerin nasihatlarını onlar can kulağıyla dinlemeleri gerekirken ona hasım olmuşlar, düşman olmuşlardır. Ama bu düşmanlığı yapan kimseler aslında peygamberlerin sözlerini reddederken herhangi bir ilmi gerekçe gösterememişlerdir. Göstermeleri de zaten mümkün değildir. Tarih boyunca bu böyle gelmiş, böyle devam ediyor. İnsanlar bir takım böyle en tipüften, öyle dişe dokunan herhangi bir şey söyleyecek imkanı bulamadan, son derece zayıf gerekçelerle, batıl bir takım düşüncelerle karşı çıkmışlardır. Allah-u Teala'ya, Cenab-ı Hakk'a herhangi ellerinde bir delil olarak peygamberlere karşı cevap verme imkanına sahip olamamışlardır. Bunu insaf ile düşünenler daima görmektedirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri zamanında sükunetle, sakin kafayla söylenenleri değerlendirme imkanına sahip olan akıllı kimseler, cemiyetin üzerlerinde meydana getirdiği baskıdan kurtularak gerçeği görmüşlerdir. Mekke-i Mükerreme'de Kureyş kavmi dediğimiz insanlar arasında gerçekten dünyevi bakımdan son derece dirayetli, yetenekli insanlar vardı. Bir takım maharetleri olan kimseler vardı. Kabiliyet-i şiiriye dediğimiz şiir söyleme yeteneğine sahip, kalabalıklar karşısında son derece etkili konuşmalar yapacak müthiş hitap gücüne sahip kimseler vardı. Ya öyle muazzam insanlar vardı. Onlardan zamanımıza intikal eden son derece çekici, cazip, son derece belî ve fasih ifadeler vardır. Şiirler, cahiliye şiiri diyoruz. El-Muallakatü Seb'a dediğimiz yedi askı Kabe-i Muazzama duvarına asılan o yedi meşhur cahiliye şairlerinin en ileri gelenlerinin şiirleri günümüze kadar gelmiştir. Onları okuduğumuz zaman görüyoruz ki müthiş tasvir kabiliyeti var. Muazzam teşbihler var, istiareler var, mecazi ifadeler var, tariz ve kinaye dediğimiz sanatların kullanılması var. Teşbihi beli dediğimiz şeyler var. Bütün bunlar fevkalade, mükemmel şekilde muazzam bir lafız harikası, söz sanatı olarak ortaya konmuş şeyler. Tabii bunlar böyle ama toplumun baskısı var. Rahat ve serbest düşünebilme imkanına sahip olamıyorlar. Daima baskı altındalar. Bir münasebetle yine burada Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken ifade etmiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri geceleyin gece yarısında sabaha karşı Harem-i Şerif'e gelir. Kabe-i Muazzama'nın yanında son derece tatlı, hafif bir sesle Kur'an-ı Kerim tilavet ederlerdi. O kadar şiddetli düşmanlıkları olmasına rağmen, aralarında da söz birliği etmelerine rağmen gayri ihtiyari Kureyş'in ileri gelenleri gelir Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinlerlerdi. Ve sonuna kadar dinler, duyabildikleri kadar duymaya çalışırlardı. Tabii bu onların kafalarında, ruhlarında muazzam bir manevi tesir meydana getirirdi. Sonra da tabii kendi aralarında sözleşmeleri var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ya birbirlerine diyorlar ki Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an okunurken gürültü çıkarın diyorlardı. Ya Kur'an-ı Kerim okurken gürültü çıkarın ki anlaşılmasın. Ta ki siz galip gelesiniz, Kur'an-ı Kerim'e üstünlük sağlayasınız haşa. Böyle düşünüyorlardı, böyle söylüyorlardı. Onun için gün ışıyınca her biri evlerine dönüp giderken, yolda birbirleriyle karşılaşınca birbirlerine kendilerini savunmak için ne diyeceklerini şaşırırlardı. Ne diyeceklerini bilemezlerdi. Ya
Kur'an-ı Kerim'i dinleyince işte insanlar salim kafayla dinleyince onda meknuz olan, onda gizli olan hakikatleri görür, anlar, bu suretle iman ederlerdi. Ama dinlemeyenler, körü körüne karşı çıkanlar, taassupla ona düşman olanlar elbette ki öyle gelişi güzel delillerle onu çürütmeye kalkarlardı. İşte bakın yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اِنْ ف۪ي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَص۪يرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler, gerilsiz olarak mücadele edenler, hiçbir delilleri, hiçbir belgeleri olmadan ayet-i kerimeleri inkar edenler, mücadele, yani ona karşı çıkıyor, onunla münazara ve tartışmaya giriyor. Diyor ki sen böyle söylüyorsun ama böyle değildir. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama neden kabul etmediğini, niçin kabul etmediğini, esbab-ı mucibesini, gerekçesini göstererek ispatlayamıyorlardı. Bunu izah edemiyorlardı. Bir gayri sultanin, bir belge olmaksızın Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler, etahum, kendilerine gelmiş bir belge yok. Yani ellerinde Allah tarafından onlara verilmiş bir imkan yok. Akıllarıyla, araştırmalarıyla, ilmi buluşlarıyla, mukni, inandırıcı bir belgeleri olmadan Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin ayetleri, hükümleri, nasihatları konusunda mücadele edenler, in fi sudurihim illa kibrun, onların kalplerinde, gönüllerinde bir böbürlenme ve tekebbür duygusu vardır. Onlar ayetlere karşı çıkarken kendi ruhlarında boş bir gurur ve kibir hali vardır. Onlar bu kibre dayanarak kulak bile vermezler. Söylenenler neymiş diye şöyle bir düşünme zahmetine bile katlanmazlar. Boş ve manasız bir gururun esiri olarak ona karşı çıkarlar onlar. Mücadelelerini böyle yürütürler. Böyle bir tartışma zemini içinde görürler kendilerine. Canım bizim için kabili hitap bile değil. Haşa. Biz bununla ne diye tartışacağız? Kendilerini o kadar büyük görürler ki, o kadar böbürlenirler ki Kur'an-ı Kerim karşısında, Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir ilmi, ciddi bir vasıf ve nitelik izafe etmek ve ona layık ve uygun görmeyi akıllarına bile getirmezler. O kadar müthiş bir gurur içindedirler onlar. Mâ hum bibâliğî. Ya onlar içinde bulundukları bu kibir ve gururla varmak istedikleri, ulaşmak istedikleri neticeye ve gayeye ulaşamayacaklardır onlar. Kendilerini gayeye, bekledikleri muzafferiyete ulaştırması mümkün olmayan, ulaştırmasını imkan olmayan bir kibir içindedirler onlar. Ya öyle bir kibir vardır onlarda. Buradaki in fi sudurihim in ini nafiye ma manasına geliyor. Olumsuzluk ifade ediyor. Onların gönüllerinde yoktur. İlla kibrun, ancak bir kibir vardır onların. Onların gönlünde kibirden başka bir şey yoktur. Boş bir gurur vardır onları aldatan ve avutan. Ama bu kibirle onlar kendi düşündükleri, tasavvur ettikleri gayeye ve hedefe ulaşamayacaklardır. Festaiz billah, Allah'a sığın. Böyle insanların durumundan, böyle şuursuz, manasız davranışların içinde bulunan, böyle kendini beğenmiş kimselerden Allah'a sığın. İstiaze etmek, Allah'a sığınmak, iltica etmek demek. Allah'ın hıfz-ı emanına, Allah'ın vikayesine girmek demek. İstiazenin manası o. Aze yauzu, hani Kur'an-ı Kerim okurken euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya, taşlanmış, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İstiaze de aynı manada. İstiaze de aynı fiilin, aze yauzu fiilinin istifal babındaki hali. İstiaze yesteizu. Burada festaiz emri hazır oluyor. Yani festaiz billah, Allah'a sığın manasında. İnnehu huves semi'ul basir.
Allahü Teala çünkü her şeyi işiten ve görendir Cenab-ı Hak. Sen Allah'a sığınırsan, senin bu iltica ve sığınmanın, senin bu Allah'a güvenmenin neticesi boşa çıkmayacaktır. Allahü Teala seni muhafaza edecek, koruyacaktır manasında. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından çok daha muazzam ve müthiş, çok daha ciddi ve büyük bir iştir. Tabii insanlara göre bu. Allahü Teala için şu daha kolay, bu daha zor, bu daha meşakkatli diye bir şey söz konusu değil. Allahü Teala Cenab-ı Hak için ilahi kudret bakımından böyle bir kıyaslamaya zaten lüzum yok. Allahü Teala bundan müstahnidir. Ama insanın kendi mahdut olan, insanın sınırlı olan gücü bakımından bir mukayese, insanın bir karşılaştırma yapması bakımından Cenab-ı Hak bildiriyor. Göklerin yaratılışı ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından çok daha büyüktür. Daha büyüktür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ekber burada mukayese için kullanılıyor. Komparatif manada, yani min harfi içeriğiyle kullanmış bakın. Daha büyüktür tabii. Gökler alabildiğine korkunç bir vüsatte insanlar göklerin yaratılışıyla ilgili, yani birinci kat sema dediğimiz bütün gök cisimlerinin, yıldızların, galaksilerin, her türlü planetlerin bulunduğu muazzam dünya olsun, güneş olsun, güneş sistemi ve diğer bütün galaksiler insanların aklının alamayacağı kadar muazzam bir sonsuzluk içinde. İnsan bunu ihata edemediği, kuşatamadığı için buna sonsuz demiş. Aslında sonsuz değil tabii. Bunu mükerreren ifade ediyoruz. Ama insan kendi kavrama gücü açısından buna sonsuz demek zorunda kalmış. Bu kadar korkunç, bu kadar muazzam bir nizam ve düzeni, bu kadar müthiş bir ahenk içinde Cenab-ı Hakk'ın yaratması elbette ki insanın yaratılışına nispetle çok daha müthiş bir iştir. Yani en azından vüs'at bakımından insanla kıyaslanacak bir iş değildir. Bütün bunların bir dengede tutulması, bunların herhangi bir böyle her cümerç içinde birbirine girerek tam bir fesat ve tam bir kargaşa, tam bir kaos haline gelmesini önleyen bir güç Allah-u Teala'nın kudretini ortaya koymaktadır. Bu güç onu ifade ediyor. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu, büyük çoğunluğu bunu bilmezler, anlamazlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu anlamazlar, insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Evet, anlamıyoruz tabii. İnsan yaratılışı önemsiz manasını değil bu. Tabii insanın hilkatinde, biyolojik yapısında, fizyolojik bütün özelliklerinde insanın müthiş şeyler var. Ama kainat dediğimiz zaman o korkunç kara delikleriyle, o kozmik şualarıyla, o akla havsalaya sığmayan müthiş esrarlı özellikleriyle başlı başına insanlar için bugün hala büyük ekseriyeti, büyük çoğunluğu tamamen bir kapalı kutu. Gayb mahiyetinde insanlar birçok şeyleri bilemiyorlar. Buna nispetle tabii insanın yaratılışı ne kadar komplike olursa olsun, ne kadar karmaşık olursa olsun, Allah-u Teala öyle buyuruyor, göklerin ve yerin yaratılışı çok daha büyüktür. Çok daha müthiş bir iştir buyuruyor Cenab-ı Hak. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ي Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ama ile gözü görmeyen kimseyle gören bir değildir. Burada mecaz var. Ama burada ama hakikati görmeyen manasında. Yani kafir, inkarcı demek. Basir de mümin. Gerçeği gören, basiretli, hakkı kabul eden kimse demek. Yani aslında ayet-i kerimede mümin, kafir ile mümin müsavi olmaz. İsteva, yestevi, istivaen, eşit ve denk olmak manasına. Müstevi, eşit demek. Burada bu kelime, isteva, yestevi kelimesi bu manayı ifade ediyor. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun ayet-i kerimesinde de geçtiği gibi. Birbirine denk ve eşit değildir. Aynı değildir. Birbiriyle eş,
birbiriyle aynı manaya gelmez. Özdeş değildir en azından. Yani birbiriyle birbirinden çok farklı şeylerdir manasında. Birbirinden farklıdır demek. E'ma kelimesi görmeyen demek. Basir de gören, hakkı görmeyen kimseler kafirdir. Hakkı gören ve onu kabul eden, tasdik edenler de basirdir. Yani göz gören mümin kimselerdir. Basir gözü gören demek. Basiret kelimesi de var ya işte basiretli diyoruz. Aslında basar var insanlarda gözle görme, bir de basiret var kalbin görmesi. Ya Allah Teala Hac suresinde insanların gerçek körlüğünün kalp körlüğü olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyordu. Ellezine amenu ve amilus salihati velel musi. Ya bakın ayet-i kerimede yine iman edip de salih amel işleyenlerle günahkarlar da bir olmaz. Ya günahkar da bir olmaz. Fema yestevil a'ma vel basiru vellezine amenu ve amilus salihati velel musi. Aslında burada yani ala sebil-i temsil Cenab-ı Hak nasıl kör ile gören bir değilse iman edip de salih amel işleyenle iman etmeyip de günah işleyen, isyan eden de bir değildir. Bu manada tabii çıkıyor ayet-i kerimeden. Yani burada tabii buna edebiyatta, belagatta lef-i neşir deniliyor. Lef-i neşir ya. Şimdi lef-i neşri mürettep var, bir de müşevveş var. Aslında burada lef-i neşri, müşevveş. Yani birincide bakın ama zikredilmiş. Ondan sonra onun mukabili olan müsi kelimesi ikinci ayet-i kerimenin son bölümünde ikinci olarak zikredilmiş. Bazen bunlar mürettep olarak geliyor. Böyle karşılıklı her ikisi de edebi sanatlardan. Kalilem ma tetezekkerun. Ya ne kadar az tezekkür ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hakikaten insanlar heva ve hevesine uyunca, nefsani, behimi, şehevi duyguların esiri olunca insanlarda düşünce kalmıyor. İnsanların salim, faydalı, müessir, neticeye varan düşünceye, ilmi araştırmalarla, tefekkürle belli bir hedefe ulaşabilmeleri onların son derece uyanık bir gönül ve açık bir zihinle düşünmeleriyle ancak mümkündür. Ama insanlar eğer bir takım duyguların, hislerin, hele hele böyle insanın nefsani ve karanlık emellerinin esiri olurlar, onun zebunu olurlarsa, onlar için tezekkür dediğimiz şey hasıl olmaz. Yani böyle düşünerek bir neticeye varabilme, tefekkür ve onun neticesi olan tezekkür hasıl olmaz. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Gaflet var çünkü. Gaflet zikrin tam zıttıdır. İnsan zikrederse, tezekkür ederse, gönlü uyanık olursa gafletten uzak kalır. Ama o zikirden, tezekkürden uzaklaşırsa insan, o zaman insanın gönlünü gaflet sarar. Mala yani lüzumsuz işlere dolar gider ya. Yani o havd deniliyor, o gaflete dalmış kimselerle birlikte ve kunna nehudu ma'al haidin. Yani o dalmış o gaflet içinde böyle her şeyden habersiz yaşayanların arasına biz de daldık gittik derler. Cehenneme gidenler kendi hallerinin neden bu neticeye müncer olduğunu izah için öyle söylerler ya. Allah korusun.